Evet, İsmail Dede ile söyleşimiz sürüyor. Bu üçüncü bölüm. Şimdi dedem tabii ki yaşam akıp gidiyor. Dolayısıyla biz gelelim İstanbul'a. Ne zaman geldik? Nasıl geldik İstanbul'a? İstanbul'a 87-88 yıllarında geldim. Önce abim geldi İstanbul'a. Ben bizim köyden 83'ten başka bir köye gittik Ayhan abi. Orada ortakçılık yaptık. Orada da ortaokulu okudum. İstanbul'a geldim. 87-88 senesinde. Evet. Burada bir sene Bağcılar'da Naci Ekşi Lisesi vardı. Orada bir sene okula gittim. Başarılı olmadım. Tabii yeni gelmişsin. Hiçbir kaynak kitap yok. Hiçbir kütüphaneye gidemiyorsun. Yardımcı ders kitabın yok. Yani biraz yokluklar içerisinde yaşadığımız için bu imkanlardan mahrum kaldık. Ama sınıfta kaldığım halde okul müdür yardımcısı, öğretmenim özellikle geldi, sizin çocuğunuz efendi gelsin okusun. O zaman da lisenin ilk öğrencileri biziz. Biraz disiplin kopukluğu da vardı. Başarılı olamadık. İşe girdim, çalıştım. Tekstilde yıllarca makinacılık yaptım. Baba tabii varını yoğunu sattı. Esenyurt'ta bir arsa aldı bize. Orada bir ev yaptık. İşte çalıştık, çabaladık kardeşler olarak. Babaya ne kazandıysa babaya verdi. Baba da yemedi, içmedi, aç kaldı, susuz kaldı. Evlatlarına yuva yaptı. Esenyurt'ta 4 katlı bir binamız var. Şu anda eski olduğu için boş. Şu anda bir adam içinde yok. Yıkılmayı bekliyor, terk edilmiş. Binamız o durumda tabii ki. İnşallah bir kapı açılır, bir müteahhit gelir, yaparız. Bekliyoruz bakalım. Hayırlısı, kentsel dönüşüm Esenyurt Evet. oralarda Biraz arsa değerlendi. olmak işte. Oralarda değerlendi. İnşallah olur. Onun dışında İstanbul neydi sizin için? O Bizim Anadolu'da öyleydi. Buraya hangi duygularla geldiniz? Nasıl oldu? Ne gördünüz? yani şimdi biz orada kendi köyümüzden başka bir köye geldiğimiz zaman orada ortakçılık yaptık. Adamın tarlalarını ekiyorduk. Adam gelirdi, yarısını alıp götürüyordu, yarısı bize kalıyordu. İyi bir ağa olmasına rağmen fazla fazla da verildi. Ama biz abilerim özellikle bunu kabullenemedi. Ya biz ekiyoruz, biçiyoruz, hazırlıyoruz. Adam gelip götürüyor. Biz bunu kabullenemeyiz dediler. İstanbul'a geldik. Abim ilk geldi. Ondan sonra biz geldik. Amcamın evinde oturduk. Amcam yurt dışında kalıyordu. 1-2 sene kira vermeden amcamın evinde kaldık. Çalıştık, çabaladık işte dediğim gibi getirdik babaya verdik. Baba da yemedi, içmedi. Bize yuva yaptı, ev yaptı. Yıllarca içerisinde oturduk. Biz 3 kardeş Esenyurt'ta oturduk. Bir abim, büyük abim Çorlu'da oturuyor. Onun bir küçüğü Bağcılar'da oturuyor. Biz 3 kardeş de Esenyurt'ta oturduk. Hayatımızı Esenyurt'ta tekstilde ben çalıştım. Diğer abim matbaada ikisi çalıştı. Böyle işte yani. Hayır, hayır. Yani şunu diyorum. Köyde, kırsal alandasınız. Hayvanlar, kar, kış. Böyle İstanbul'u nasıl hayal ederdiniz? Yani İstanbul diye şeyi nasıl duydunuz? Buraya gelince ne yaptınız? Nasıl şaşırdınız Sen mı? yani anlatmamıştık ki sen geldin tam bir değişik bir yere geldin. Yol bilmiyorsun, iz bilmiyorsun. Konuşma şeyin bile düzgün değil. Şive farkı var. Geleyen, gidiyen, ne yapsan, nasılsan. Hep böyle konuşurduk. Yani alıştık tabii zaman sonra. Aslında kendi köyümüzde aynı böyle konuşuluyor da. O Bazı kelimeler farklı. merkeze geldiğimiz zaman hep ile bir ek katlıyorlar. İstanbul'a geldik. İstanbul'da kardeşler olarak sırt sırta verdik. Çalıştık, çabaladık işte. Evet. Peki bu yollarla ilgili çalışmalar nasıl başladı? Onları anlatın. Alevilikle ilgili, cemevleriyle ilgili ilk tanışmanız. Onlar bizim için de çok önemli. Siz sonradan yani babanız dede de olsa çok köklü bir gelenekten, baba Zeynel'den geliyorsunuz ama bu işlerde yetişmemiştiniz. Nasıl başladı bu merak ve ilgi, bu aşk?
Özellikle bendeki bu aşk şöyle oldu Ayhan Bey. Babam Hakk'a yürüdükten sonra... Ne zaman yürüdü babanız? 2000 yılında babam Hakk'a yürüdü. 9. ayın 14'ünde. Evet. O saatten sonra yani bizim şöyle düşüncem vardı. Ya bize sahip olan talibimize, muhibimize biz de sahibiz. Böyle bir cemevinde dedelik yapacağım, bu yolu erkanı sürdüreceğim, cenaze hizmetleri yürüteceğim. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce yok. Tekstilde çalışan, makinede olan çalışan bir insandım. Senelik izimiz de oldu tabii tekstilde çalışırken. Erzincan'a gidelim dedik. Gittik Erzincan'a, oradan dedi ki ya bizim bu ceddimiz, Zebe ecdadımız bu Tunceli'den gelmiş. Ya burası nasıl bir şey? Bir de orayı merak edelim, görelim dedik. Neyse kalktık Tunceli'ye gittik. Orada akrabalarımız halen var merkezde. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorlar. Hüseyin İlmaz diye bir amcamızın evine gittik. Oğlu dedi ki, ya dede dedi, amcaoğlu dedi, burada sizin bir talibiniz var. Şimdi duysa ki dede gelmiş gitmiş beni rezil eder. Ya dedim amcaoğlu, bunca yıldır babamız, dedemiz talibin lokmasını almış, lokmasını yemiş. Hani derler ya bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Madem öyle bu kadar yolumuza bağlıysa gidelim bir tanışalım, kahvesini içer geliriz. Dedi ben taksiye çıkıyorum, annem, babam, işte kardeşim siz birlikte gidin. Neyse annesi babası haksızdan da onlardan da razı aldılar, bizi talibin evine gidiyoruz. Gittik talibin evine, talip evde yok, bahçe suluyor. Oturduk evde, kızı gitti, talibi çağırdı. Talip hayatta ne ben onu görmüşüm, ne o beni görmüş. Kapıdan bir girdi, ağlaya sızlaya, sürüne sürüne ayağımıza geldi. Benim çocuğum o zaman ufaktı Zeynel'im, ayağını almış, oh oh prim gelmiş, hakkım gelmiş. Düzgün baba ama hüngür hüngür ağlıyoruz, hüngür hüngür ağlıyor. Karşımızda dizüstü durmuş, ya gel böyle otur, sen de rahat et, biz de rahat edelim. Elimizi yıkıyoruz, suyu götüreceğim, kimsenin ayağının değmediği yere dökeceğim. Öyle bir inanç, öyle bir itikat, öyle bir sevgi gördüm ki talipten. Kendimi yargıladım, arkadaş sen kimsin? O adamın sevgisi kime? Tabii ki Ebu ecdadımıza, tabii ki atamıza, tabii ki makamımıza. Ertesi gün de yine Erzincan'a gideceğiz. Kurbanımız da var Baba Zeynel Türbesi'ne dedemizin. Dedik talip buraya kadar gelmişiz, bak nasip olmuş. Buyur siz de gelin, hay hay dedi. Sabah oldu iki taksi, kalktık Erzincan'a doğru türbeye geleceğiz. Geldik ilçede ihtiyaç olan şeyleri aldık, türbenin yolunu tuttuk. Türbeye daha 200-300 metre var. O talip arabadan indi. Veli Erdoğan isimli bir talibim. Cenab-ı Allah beni o talibimin üzerine var. Hak dünyasına geçti. Şurada 3-4 ay yolu göçüp gitti. Akram et. 3-4 ya da 200 metre bir alanda indi arabada. Ayakkabısını çıkardı, çorabını çıkardı, ağlaya sızlaya türbeye geldi. Herkes oturmuş muhabbet eder, o dua ediyor, ağlıyor, sızlıyor, neyse. Giderken elini gönül Kâbesine koydu, geri geri gitti. O kadar. Dua ettiği zaman benim niyazım var büyükten küçüğe sizin ayaklarınızın dibine. Tabi biz döndük geldik, talip evine gitti, biz döndük geldik İstanbul'a. İçim içimi yiyor o talibin şeyinden dolayı, ya ne olursa olsun ben gideceğim, bu yolu, bu erkanı öğreneceğim. İlk bildiğim yerde Garip Dede Türbesi, Küçükçekmece'de, niyazı olsun. Gittim oraya, Elazığlı Fethi Erdoğan dedemiz var, iyi tanırsınız. Eyvallah. Selam. Selam aleyküm, aleyküm selam. Dede dedim, ben de evladı Seyyid-i Saadet evladıyım, Kureyşanlıyım, Kureyşanlı evlatlarındanım ama dedim, bilgim hiç yok, ne olur beni yanına al dedim.
Tuvalet mi temizletirim, çöp mü atacağım? Ne yaparsan yaptır ama bu yolu erken de bana öğret. Sağ olsun dede bir kitap önerdi. Cemlere gel yavrum öğrenirsin dedi. Aslında öyle kaldı. Çok da gitmedim. Gittim dersem yalan oldu. Cemlere de gitmedim. Yine işime gidip geliyorum ama o arada o kitabı da okuyorum tabii. Bir gün babam son zamanda sakal bırakmıştı. Sakallı hayırla komşumuz var Tokatlı bir anne Esma isminde. Dedi ki dede sen niye Cem'e gelmiyorsun? Babam tanımış, dede olduğumuzu anlamış, dede olduğumuzu biliyor. Sen niye Cem'e gelmiyorsun dedim. Nereye gidiyorsunuz? Dede Haramidere. Haramidere'de Cem evi var, ben bilmiyorum. Neyse gittim, arabalar da vardı onların. İşte başımı değiştim, tıraşım oldum, temiz giyindim, gittim. O canlarla birlikte Haramidere Cem evine gittik. Rahmetli Mustafa Oğlu Çam dedeyi hak rahmet etsin, mekanı Allah nur rahmet olsun. Bir oturuyor böyle bir sıra şeyinde, aynısını Mustafa dedeye söyledi. Dede kalktı, gözlerinden öptü, yanaklarından öptü, gel yavrum dedi, ben seni yetiştireceğim. Senin gibi insanlara da çok ihtiyacımız var dedi. Cemlere gel. Başladım. Dedeyle hiç ayrılmadık. Dede beni getirdi. Cem Vakfı'na kaydetti. Cem Vakfı'nda 3-4 ay boyunca biz orada eğitim aldık. O zamanlar sizleri de çok iyi hatırlıyorum. Kütüphanedeydiniz. Biz üst katta yol erken öğrendik. Sizin gibi değerlerden rahmetli Cemal Şener'den işte ders aldık. Dersler dinledik. Ve böylece bu yolumuza o günden bugüne başladık hizmet etmeye. Şimdi dedenin yanından hiç ayrılmıyor. Her perşembe işim gücüm de olsa bırakırdım giderdim Mustafa dedenin yanında Cem'e katılırdım. Allah evladını bağışlasın. Ozan baba da o zaman vardı güzel çalıp söylüyordu. Evet, evet. Ben de yan dedenin sağında otururdum hep böyle. Utanırdım, çekinirdim, bir dua bilmezdim. Dar duasıyla dede beni bu işe başlattı. Bu dar duasını yavrum öğren dedi. Dar duasını öğrendim, süpürge duasını öğrendim, post duasını öğrendim, secde öğrendim derken kendimi Cem cemaatinin içerisinde buldum. Ama dede Hakk'a yürümeden önce şöyle bir şey yaşadık. Mahmut amca halen sağ hayattadır. Bu bir böyle yaşanılan bir şey anlatıyorum. Bugün yine böyle Muharrem ayı yaklaşmış, son perşembe Cem'imizi yapacağız. Muharrem'de Cem yapılıyor, Muharrem erken işleniyor. Bugün sen Cem yapacaksın dedi bana böyle dede. Dededen hiç beklemediğim bir şey. Kalktım, elimden niyaz ettim, oturdum posta. Dede kalktı, benim karşımda dara durdu güzelce. Allah Allah. Benden dua aldı. Allah Cem Allah. Bittiği zaman Allah... Senin ne muradın varsa versin. Sen beni utandırmadın, yüce hak seni utandırmasın. Dede iki gün sonra gitti, yeni Bosna'da köprünün üstünde Hakk'a yürüdü, dünyasını değişti dedi. O Haramidere Cem evini ben inanıyorum ki o dede bana emanet etti. Ama biz başarılı olamadık. 1,5 sene dededen sonra orada görev yaptım, başarılı olamadık. Yönetimlerden dolayı yani biliyorsun bazı kişileri tenzih ederek konuşuyoruz yani bazen ters bir şey biliyorsun. Peki yani ben isimleri bırakalım da nasıl sorunlar yaşanıyor? Yani burada sorunları konuşmak istemiyorum ama yani bir dede orada hizmet yürütmek istiyor. Yönetimler var. Erkanlarda mı uyum olmuyor? İnsanlar birbiriyle uyum sağlayamıyor. Yani bu dedelerle yönetimler arasında çok büyük sorunlar yaşandı 30 yılda Cem evlerinde. Söyleyebileceğin kadar bunlar yayına girecek. Neler söylersin birkaç yılda? Mesela Gürpınar Cem evinde yaşadığımı anlatayım. İsimleri vermeyelim. Normal evet, anlatalım. Cem evinde hizmet ediyorum. Cenazesini yıkıyorum Ayhan Bey. Nikahlarını yapıyoruz. Kur'an'larını okuyoruz. Cem'i cemaatini yürütüyoruz. Bütün halka kurak olmuşsun, hizmet ediyorsun.
Yönetici arkadaş seçiliyor. Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, ismi önemli değil. Gelip dedeyle uğraşıyor. Mesela siyasetle uğraştığı için, önce olmadığı için. Hayır, hayır. Biraz da değiştirmek mi istiyor? Bir başkasını mı getirecek veya niye uğraşır mesela yöneticiler dedelerle? Mesela yani ben dedeler hepsi haklı demiyorum ama normalde bir dede hizmetini yapıyor. Bu insanlar niye uğraşırlar? Şimdi tabii bir dede şöyle Ayhan Bey, meclisten dışarıda sözümüz ahlaksız olur, edepsizlik yapar. Bu dedeyi hep birlikte gönderelim değil mi? Evet. Ama bir dede onurluyla, gururuyla, şerefiyle hizmet ediyorsa onun da arkasında durmamız lazım. Ve ondan önceki yönetici şöyle bir şey söylemişti bana mesela. Pirim, beni bu topluma karşı mahcup etme. Dile benden ne dilersin? Şimdi ben bu talibe, o da talip, bu da talip. Diyorum ki, Cenab-ı Allah taş üstünde otursa yağdırsın. 3 sene hizmet ettik, sevgi içerisinde, saygı içerisinde, kardeşçe, abi kardeş, dededen ziyade abi kardeş gibi. Hizmetimizi yürüttük. Şimdi görevi tamamladı, bir başka arkadaş geliyor, fikri ters düşebiliyor, buna saygı duyacağız. Bu dede de olabilir, talip de olabilir, yönetici de olabilir. Bazen bu tür şeyler de duyuyoruz, günümüzde yaşanıyor. Maalesef siyaset ön plana çıkıyor. Diyoruz ki buralar inanç merkezleri, ilim irfan alanları, buralar bir okul ama maalesef öyle olmuyor. Yani. Peki şuraya gelelim, bu sorunlar yaşanıyor. Bunu tahlil etmek bu söyleşinin konusu değil. Sosyolojik birçok şeyleri var, başka sorunlar var. Çok da konuşacak şeyler var. Peki mesela dedem, burada şu anda Erikli Baba'dayız. Uzun yıllardır burada hizmet yürütüyorsunuz. Yani şurada okudunuz, bundan yararlandınız, şudur, budur, atanızdan vardı, dedenizden vardı. Ve her zaman alçak gönüllüsünüz, takdir ediyorum. Her gün bir şey öğreniyorum diyorsun. Hak edene verirsin diyorsunuz. Yazar da bir önemli insandır. Yani cem yürütemeyebilir ama onun bilgisinden yararlanılsın, insanlara hitap etsin, onlara ön kapılar açılsın diyorsunuz. Ben bunları yıllardır sizden duyuyorum. Var olun. O da çok güzel bir erdem. Bunu da herkes sağlamıyor. Hep ben söyleyeyim, hep ben anlatayım diye derdinde olan dedeler de var. Çünkü herkesin yeri ayrı. Yani bir yazara bile yer vermek istemeyen dedeler olabiliyor. Veyahut da dedeyi küçümseyen yazarlar var. Bunların hepsi yanlış. Peki buraya gelelim lafı uzatmadan. Günleriniz nasıl geçiyor? Mesela ne yapıyorsunuz? Nasıl hizmetlerde bulunuyorsunuz? Buraya kimler geliyor bu dergaha? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Biraz onları anlatın bize. Şimdi buraya tam 7 sene oldu. Hizmet veriyorum. Cenab-ı Allah herkesin hizmetini kabul ettiği gibi inşallah bizim de hizmetimizi kabul eder. Allah Allah. Bir dede olarak Erikli Baba'da ben asıl en çok hizmet alanına bakıyorum. Hizmet alanı derken işte cenaze olsun, dualar olsun, din nikahlar olsun, dışarıda kuranlar oluyor evlerde. Genelde hep prim beni gönderiyor, ben gidiyorum. Bu hizmetleri ben yürütüyorum. Bugüne kadar çok şükür Rabbimin verdiği bize o güzel ahlak terbiyesiyle bütün canların gönlüne taht kurduk çok şükür. Canlar seviyor, sayıyor. Onların yüzü örmekle bizler de yolumuza, inancımıza ışık olmaya, toplumumuza ışık olmaya, yol göstermeye çalışıyoruz. Hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama burası çok bir ağır bir dergah. Erikli Baba dünyanın dört bir tarafından insanlar geliyor. Üniversite öğrencileri geliyor. Akademisyen insanlar geliyor buraya. Şimdi herkese yeterince faydalı olamayabiliyorsunuz. Bizim burada eksiğimiz de prim Binali'de de çok şükür en iyi şekilde onu yerine getiriyor, hizmetini yürütüyor. Dediğim gibi... Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Mesela Bismişah deyip dergâhtan içeri girdiniz. Niyaz ettiniz. Niyaz ettik, oturduk, geldik. Canları selamladık, günaydın dedik.
görevimiz ne, hizmetimiz ne? Otur, kitap oku. Birisi gelirse hocanın işte dua isterse dua ver. Veyahut da bilgi almak istiyor. Alimlik hakkında, yol hakkında, inanç hakkında, ikrar hakkında. Onlar dilimizin döndüğünce onlara aktarıyoruz. Cenaze olursa cenaze geldiğinde cenaze hizmetini yapıyoruz. Mesela insanlar size neler soruyorlar? Yani mesela sünni kesimden gelip size bilgiyi almak için soru soran var mı? Tabii ki mesela vatandaş şuna şahit oldum. Aşağı arka tarafta kamelyamız vardı. Oturduk, muhabbet ettik. Onlara çay ikram ettim. Yolumuzu, inancımızı, burada neler yapıldığını anlatınca vatandaş döndü dedi ki dede dedi ben dedi senin samimiyetine inandım dedi. Karşı mezhepten, sünni inançtan olduğu halde dedi ki ben kurban alacağım, buraya bağışlayacağım. Ben inanıyorum ki bu yoldan gelip geçen bu insanlar benim bu lokmamı yiyecek. Bu da insana gurur veriyor. Şimdi bizim de eksik yönlerimiz var. Bazı canlarımız hemen sünni kardeşlerimize ağır ithamda bulunuyor. Ya kardeşim, bugün çağ İstanbul çağı. Burada sen Alevi, Sünni, Kürt, Çerkez, Laz ayrımı yapamazsın. Burada insan ön plana çıkıyor. Alevilik de insanı merkeze koyarken insanı merkeze koy, oku ve anla diyor. Sen bunu anlamamışsan senin eksikliğin. O aynısını yapıyor diye sen aynısını yapmak zorunda değilsen trap olmak zorunda, onu kazanmak zorundasın. Peki Aleviler mesela gençlerin ilgisizliğinden yakınıyoruz. Sen de gençsin. Yani yaşın gereği böyle yaşlı bir dede değilsin. Kendini yetiştiriyorsun ve buna da çok samimiyetle söylüyorum. Çok seviniyorum. Yani senin gibi bir dedenin olması çok iyi. Neden? Açıksın. Ben bunu öğrendim tamam demedim bugüne kadar. Yıllar yılı tanıyorum seni. Bu da çok büyük bir erdem. Çünkü devamlı ben bunu bildin yeter demediğin sürece önün açık. Evet. Bu da gençlerle diyaloğunu açık yapar. Ama sevgili dedem biz neden gençleri gerçekten ben kişileri söylemiyorum burayı da söylemiyorum. Gençler ne istiyor da biz bunları anlayamıyoruz veyahut da ne var arada yani gençlerden kazanamıyoruz yeteri kadar. Şimdi siz demin sözünüzle başlarken biz akademisyenlere, yazarlara yer verilmiyor dediniz. Zaman zaman yeteri kadar verilmiyor. Yeteri kadar değil. Bu gençlerde de aynı problem yaşanıyor Ayhan Bey. Belli bir grubu alıyorsun eline gençleri. Belli bir yere kadar geliyor. Belli bir yerden sonra dağılıyor. Ya yönetici değişiyor ya kendi aralarında hüsumet oluyor. Yani ben bir dede olarak bir cemevimde gençlik yoksa diyorum ki bu cemev bitmiş. Gençliğin olmadığı bir yerde ne yapıyor? Emanet edeceksin bu yolu, inancı yarınlara taşıyacak bu gençler değil mi? Sen onları buraya taşımazsan, onları buraya getirmezsen nasıl olacak bu iş? Biraz yön vereceksin, biraz yol açacaksın, biraz koltuk sevdasından vazgeçeceksin. Gençlerin önünü açacaksın, gençler de gelsin, hizmet etsin. İşte zaman zaman onları götür pikniğe, gönüllerini kazan. İşte burada saz kursu, eğitimi yer. Özellikle İngilizce dünyada yaygın bir dil. İngilizce dersi koy, bilgisayar koy. Şimdi gençleri buraya çekmek için bir şeyler yapmak lazım. Vermezsen bir şey alamazsın. Şimdi bizim toplumumuz hep yoksul bir toplum olduğu için genelde gençlerimiz hep çalışıyor. Okuyorsa okuyor, okumayanlar da hep çalışıyor. Ne zaman geliyor? Akşam geç saatte geliyor. 5'ten sonra geliyor değil mi? 6'dan sonra geliyor. O saatte de cemevi kapalı. Nasıl olacak? Çok güzel. Yani saatleri ve günleri gençlerin taleplerine göre mevcut sistemine göre ayarlamak lazım. O zaman devlet dairesi gibi kapıyı kapat git. Ya öyle olmuş yani şimdi saat 8'de 9'da türbe yani tabii güvenlik var 24 saat açıldı. Burası ile ilgili değil hepsi aynı. Örnek yani burada çalıştığım için söylüyorum. Tabii ki bütün her yerde aynı olması lazım.
Birçok cemevinde gidiyorsun, gençlik yok. Peki yani. Mesela peki Alevi Sünni evliliği gençler size soruyor mu buradan problemler? Bunları nasıl aşıyorsunuz? Yani en çok zorlandığımız yerden soru sordun. Ya şimdi Seyit Nesrimi'nin bir sözü var tabii, biraz ağır söylüyor ama çağ o çağ değil Ayhan Bey ya. Şimdi diyorsun ki sevenleri ayırmak Allah'a mahsus değil. Biz sevenleri nasıl ayırır? Şimdi o zamana gelene kadar bir kere o aileyi eleştirmek lazım, o çocuğu eleştirmek lazım. Yani sen bir anne baba olarak çocuğuna ne verdin? Çocuğun elini tuttun, inancını öğrettin mi, götürdün mü cemaate? Önce bunları sorgulamak lazım. Samimiyetle siz mesela iki sevdalı genç geliyor size. Alevi, Sünni, bunlar işte evlenmiş ama sorun yaşıyorlar. Dolayısıyla toplumun bazı bu yapıları değişmiyor. Aleviler diyor ki bizde düşkünlük var. Hadi o düşkünlük yürümüyor zaten. Ama yine de hoş görünmüyor. Sünniler zaten kızılbaşa kız verilmez diyen hala aileler var. Bütün bu ön yargılara rağmen bu çağda, bu devirde bu sorunlarla size gelen gence ne diyorsunuz, gençlere? Valla diyorum ki ben senin nikahını kıymam diyorum. İşin gerçeğini söylersen. Niçin? Sen söyle bunu. Şimdi, samimiyetle söyle. Alevilikte biliyorsun Ayhan Bey, ikrar olayı var değil mi? Şimdi nikah da bir ikrar mı? Evet. Şimdi gelen can, bak ben can diyorum, sınıfı, ırkı ne olursa olsun. Piri tanıyor mu? Yolu biliyor mu? Bilmiyor. Mürşidi biliyor mu? Bilmiyor. İkrarı biliyor mu? Bilmiyor. Ben kime ikrar verebileceğim? Şimdi diyorum ki, bak ben sana yardımcı olacağım. Bizim hocalarımız da var. Din nikah kıyan hocalarımız da var. Madem sen çok istiyorsan git bu hocanın senin din nikahını kıysın. Özgür Hoca'yı nasıl tanıyorsun? Yani sen diyorsun ki inancım gereği ben kıymıyorum, ben kıyamam. Evet, ama yani, bu olabilir diyorsun, yolunu başka yolla gösteriyorsun. Yani, nikah kıy, yaşa. Yani resmi nikah. Resmi nikah olur. Evet. Ama inanç boyutunda olmaz. Yani işte şimdi zorlama olmasa hiçbir şey olmaz. Ama vatandaş zorluyor. Sen şimdi ikrarında durmadıysan, sözünde durmadıysan, ben sana bir daha mesela bu şeyler de yaşanıyor. İkinci kez evlilik yapmak istiyor, nikah kıymak istiyor. Sen zaten ikrarında durmamışsın ki. Ben sana ne diyeyim cahil hikâh? Nikâh bir sefer olur. Erenler ne diyor? Öyle ikrar verme, öyle ikrarında dönme. Ya şuradan... Birbirinizi sevmişsiniz. Gidin mutlu bir şekilde resmi nikahınızı yapın, yaşayın. Yani inanç boyutunda bu nikaha evet. Karşısınız. Peki, kadınlarımız mesela, hep söyledim ya ezilmiş. Gençler gibi kadın, en azından kadınlar cemlere, cemaatlere geçiyor. Belki de bizi kurtaran onlar. Başımızın tacı var. Onlar olmazsa. Ben hep cemlerde şunu söylüyorum. Sizler bir Fatma anasınız. Sizler bir Zeynep anasınız. Sizler bir Zeynep Sakine anasınız. Sizler olmazsanız bizim inancımız hali ne olur? Şimdi erkeklerin birçoğu çalışıyor tabii. Veya ilgisizler diyelim yani, çalışmasa bile. İlgisiz olanlar da var. Kahveye gidip al papazı ver kızı akşama kadar oyun oynayanlar da var. Onu da biliyoruz. Ama kadınlarımız gerçekten duyarlı. Bugüne kadar özellikle İstanbul cemevlerde gözetlediğim, gördüğüm şey kadınlarımız ön planda. Kadınlar olmasa zaten bu alevlik evet. Yürümez. Peki bu pandemide çok sıkıntılar yaşandı. Siz de koronayı atlattınız. Peki bu bir bahane mi acaba? Bir insanlara bahane mi oldu bu cemevlerine gelip gitmemelerine bir bahane mi oldu? Umarız ki bu çözülecek, aşılacak mı? Bu İnşallah. Yolun geleceğini, yol kendi kurallarıyla yaşar ama ne olacak gelecek? Yani, gelecekteki durumumuz nedir sizce? Özetle bitiyor şeyimiz ama. Şimdi Alevilik hiçbir zaman bitmez. Bugüne kadar bu yol, bu ikrar, bu inanç, bu itikat nasıl yürüdüyse bundan sonra da devam eder inşallah. Pir talip ilişkisi koptu burada. Cem evlerinin yapılmasıyla pir talip ilişkisi koptu. Şimdi dede oturuyor koltuğunda, talibi düşünmüyor. Burada her şeyi dört dörtlük yemeği geliyor, çayı geliyor.
Ayşe geliyor, tabii ne hali varsa... Ben diyorum ya, İstanbul dedeleri, Cemevi dedeleri... Yani ne hali varsa isimlersin diye. Talibini görmüyor, görgü yok, sorgu yok, müsahiplik yok. Rahmetli Eraslan Doğanay dede vardı Tokatlı. Koç, kurban yok, görgü yok, dar yok, didar yok, oldu bir dedelik diyordu. 7 yıldır buradayım, bir tane görgü müsahip cemi yaptık. 7 yılda. Çok da mükemmel oldu. Gelen aileler de, gelen insanlar da o kadar yaşlıydı ki, o dört cam o kefen altına girdiği zaman sanki orada cenaze varmış gibi. Evet. Bingir herkese sağladı. Çok sağ olun dedeciğim. Güzel konulara değindik. Belki başka zaman yine bu dede talip ilişkilerini faydalı olduk. Yani dertleştik, konuştuk, geçmişi aldık, yörenize aldık. Eyvallah. Baba Zeynel'i, Baba Ali'yi aldık. Mesut Yıldırım'ın dedesi Seyit Ali'yi dedeyi andık. Neler neler söyledik. Yukarı Kartallı köyünden bahsettik. Göçenlere rahmet olsun, size ve kalanlara sağlık olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle hizmetleriniz kabul olsun. Sağ olun, var olun. Aşkın niyaz ediyorum. Bütün canlara salatı selam olsun. Eyvallah. Kalanlara mübarek olsun. Eyvallah. Tamam.